Roboski katliamını yapanlar 13 yıldır sistemin koridorlarında geziyor. Hukuku göremediğiniz 153 ay, cezasızlık 665 haftadır sürmekte ve adaletin takipçisiyiz. 4658 gündür. Roboski 19'u çocuk, 34 sivil insanımızın katledilmesinden bugüne geçen 4658 günde yönetenler, meclis, yargı, AYM ve AHİM el birliği adaletsizliği, hukuksuzluğu ve cezasızlığı yaşıyor. Yaşatılıyoruz. Hukuk nerede diyoruz? 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Roboski köyünde geçinmek için akrabalarıyla sınır ticareti yapan ve geçtikleri yol bilinen 19'u çocuk, 34 sivil Kürt insanımız 21.30 ile 22.24 saatleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların attığı 4 bombayla katledildiler. Yaşam hakları vahşice ellerinden alınmıştır. Roboski için adalet, sınırlara, savaşlara, açlığa karşı barışın, insan haklarının bir arada yaşamın yanında olmak demektir. Roboski'de dahil tüm katliamların, adaletsizliğin, cezasızlığın özneleri insanlık tarihinde hep büyük bir leke olarak anılacak, unutulmayacaktır. Roboski devlet dersinde bir katliamdır. Yönetenler İsrail'in katliamlarını açıklamalarına taşırken yaşattıkları katliamları görmezden gelir. Unutulmasın, yer kürenin insanını bir sayıya çeviren, ekonomik planlar ve kaynak paylaşımı dışında derdi olmayan savaş, iktidarın varoluş oyuncağıdır. İnsan hakları, bizler sistemin katliamlarına baktığımızda cezasızlık, adaletsizlikle sistemi hep el ele görüyoruz. Yapılan tüm katliamları unutmuyor, hatırlıyoruz. İnsan hakları odaklı, barışı, insanı, canlıyı, doğayı merkezine alan bir yaşam, sistem inşasıyla adaletsizlik ve cezasızlığın bitirebileceğini söylüyoruz. Biz tüm bu insanlık dışı tutumlara karşı hukuk, adalet, insan hakları demeye, Roboski'ye de dahil tüm katliamlarda yitenler için adalet demeye devam edeceğiz. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Roboski'de dahil tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran katliamlara, savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır. Biz adalet arayışının bir arada ve barış içinde yaşamın tarafıyız. Devlet ve iktidar şiddetine karşı Roboski ve tüm katliamlar için adaleti sağlayacağımız güne kadar insan olarak ne yapabilirim sorusunu soran herkesle her ayın 28. günü Roboski katliamını hatırlatmaya devam edeceğiz. Sorumlularının açığa çıkarılması, yargılanması ve gereken cezalara çarptırılması tüm yaşam hakkı ihlalleri için hayati önemdedir.